Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Of, saat 4. Benim için saat 8'de hayat başladı. Ama işlerim vardı. Biraz dinlendim. Anneme yardım ettim falan. Şimdi kemer altına gideceğiz arkadaşlar. Benim kız kardeşim yurt dışında ya. Yurt dışında olduğu için orada fazla bir şey alamıyor. Öyle elbise, tunik, şu bu, ıvır zıvır, zıvır. Ona gideceğiz, bir şeyler alacağız. Burada bir tane akrabamız var. O Almanya'ya gidecek. Onunla göndereceğiz. Eğer bagaj hakkı çoksa kargo ile gidecek. Yani şimdilik öyle bir düşünüyoruz. Onun için ben Figen geldim. Ela. Çıktık, gidiyoruz. Alışveriş yapacağız. Size de göstereyim dedim. Size de çekerim. Ve aldığım şeyler belki şey olursa, hani bu şey yapacaktım ya, çekiliş yapacağım ya, orada beğenilen olursa belki o üründen de alabilirim. Kim beğendi, kime çıkarsa. Öyle. Şimdi, çok güneşliymiş. Şimdi gidiyoruz, sonra orada görüşürüz. Çok yorgunum ama mecburum. Çünkü vaktimiz çok kısıtlı. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Elan gel, sana bunları ısmarlayayım. Bunlar ne kadar canım? Küçük 3, büyük 5. Hadi dur. Yine dolanmalar. Bir bakalım. O meşhur yere geldik arkadaşlar. Bakalım. Şöyle. Bunlar. Bunlar ne Allah için renkler? Siz de beğenin de böyle üstten. Şöyle. Anne. Figenge, siz fermuarlı bir şeye bakın, ben içeriye bakayım. Ne kaprisi kız? Bu renk. Böyle. Aldık da birkaç bir şey. Hep bitmiş ama bedenlere söyleyeyim. Bunlar olmaz ama. Anne. Enişte ayakkabı almaya geldik. Başka yerden bulamadık. Sanırım şurada.
Evet aldık gidiyoruz ama asansör niye gitmiyor diyorum ben de. Ha, sen basmamışım. Basmamışım. Uşa tamam yeter mesaj atıp durma. Evde gösteririm size. Evet şimdi aldım. Şey yapıyorum. Yemeğe gideceğiz şimdi. Hasan da evde. Benim aklım evde Hasan da. Şimdi ben Hasan'la hep geldiğimiz pizzacıya gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz sonra direkt eve. Arkadaşlar ne oldu? Şimdi biz giderken ya ben üzülüyorum ama neyse. Giderken bayan arkamdan diyor ki sorayım mı sormayayım mı? Herhalde öyle bir şey dedi. Ben anlamadım pek de. Hani hissettim benimle konuşmak istedim. Ben döndüm. Takipçim değil ama. Ben de sandım benim bu üstümdekini soruyor. Diktirdim falan dedim. Kadın diyor nereden aldım? Ben dedim işte 80-90 lira falan. Meğerse şalı soruyormuş. Ay nasıl rezil oldum. Ay yoruldum. Şalın modelini kemer altının ortasında kadını şal modeli verdim ya. Ay. Evet. İnsanlara yardımcı olmak lazım. Ela da ne diyor? Çok açıldı üstüm ya. Ela da diyor ki Gülsün Hasan tek yıkanana ne yapın? Ela sen benim yanımdan ayrılma aşkım. Tamam. Herkese de Gülsün deme. Şaka yapıyorum. Kan mı aldırsam kız? Biz hep buradan kan aldırıyoruz. Hep derken belirli aylarda. Neyse görüşürüz. Konak. Doyana. Bunu görebilir doyana. Çocuk da beni durdurdu filan yenge. Bana şundan alır mısın? Ben de sandım mısır istiyor. Bıçak istiyormuş lan. Tahta. Kim istiyormuş? O çocuk. Dedim ne bıçağı oğlum? Ne oldu amcayla bakayım? Sen ona bakıyordun. Hayır mısır istediğini düşündüm. Dedim dur alayım. 5 liralıklardan var öyle. Sonra baktım mısır bıçak istiyormuş. Dedim alamam bıçak. İyi de bıçağı ne yapacak ki? Bilmiyorum işte. Gülşah kıymetimizi iyi bil. Gerçekten. Ben Ela sen de şunu tut. Ben zaten bebeği taşıyorum. O da bir yerlik. Başka? Ha, ne yapıyor? Psikolojisini bozuyor. Ay çok şeyler çok güzel. Evet. Buralara da bakım yapıyorlar arkadaşlar. Şu taşların şu taşın üstüne çıksan görsün teyze. Nasıl çıkayım aşkım ben? Çıkartırız güzel olur. Bir sene terlik almıştık. Ha yırtıldı. Ha. Ay yoruldum lan ki. Özleyenler için çekiyorum arkadaşlar. İzmir'de olup yurt dışında yok aşkım. Beni video alabilirsin ama. He? Beni videoya alabilirsin. Okay. Heh, elini çek. Ela sen sakarsın düşersin. Kamerayı da düz tut. Felç mi oldun? Aşkım düz tut. Ha? Git ondan. Kızım düz tut. Kız şöyle düz. Kızım şöyle. Böyle. Ela hiçbir şey yapamayı bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Biz şimdi kemer altından geldik. Gitmiştik ya alışverişe. Bayağı bir yorulduk. Dışarıda yemek yedik. Hasan evdeydi. Yani işteydi ama evde falan yemek yedi o kendi. Ben de hemen geldim. Sizin için çekeyim dedim. Çünkü hepsini saracağım. Zaten daha alamadıklarım var. Hepsini güzel bir poşete koyacağım. Sonradan paketleme yapacağım. Alamadığım birkaç şey daha var. Bu aldığım elbiselere uygun eşarp. Gülşah kardeşim ayakkabı.
Eşine de 2-3 tane daha tişört almadık. Şimdi onları da alacağım yarın. Çünkü bugün hem vaktim yoktu hem acayip yorulmuştum. İlk önce enişteme aldım. Ayakkabı hemen size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir tane ayakkabı istedi. Filo'dan aldık bunu. 42 numara. 180 liraydı bu. Böyle. Bunun bir adı var ama bilmiyorum. Ama gerçekten güzel bir hakiki deriymiş. Böyle. Çifti var ama telefonu tutturdum onu. Şöyle bir tane ayakkabı aldık. Ayakkabıyı her şeyle silinmiyormuş. Bir tane de şöyle bir şey aldım ona. Ayakkabı silmek için. Evin içinde rahatça giyinmesi için inşallah olur. Bir tane böyle tişört aldım. Şöyle buraya atacağım. Ondan sonra bir tane de şöyle alt aldım. Yani odasında giyinmesi için arkadaşlar. Ondan sonra çocuklara da Münibe ile Abdülkerim'e. Münibe'ye bir tane böyle bir tişört aldım. Almanya'ya gidecek bunlar arkadaşlar. İki Münibe'ye. Şöyle iki takım aldım. Altı üst. Böyle çok güzel. Şöyle çok tatlı. Bunlar 25-30 lira arasında değişiyor arkadaşlar fiyatları. Münibe kardeşime şöyle iki tane toka aldım. Münibe'ye de bir tane şöyle bir bandana aldım arkadaşlar. Gülşah'a o kadar güzel şeyler aldım ki çok beğendim yani. Abdülkerim'e de bundan aldım arkadaşlar. Şöyle bir eşortman altı. Bir de eşortman üstü. Böyle. Ondan sonra Gülşah'ınkisinlere geçelim. Şunu aldım. Bu çok güzel. Bu bende de var ama bendekini buna mı versem, Gülşah'a mı versem? Ben bunu alayım. Şöyle. Gülşah belki değiştiririm ha. Bendeki vardı ya. Bir bakayım, düşüneyim. Şöyle upuzun. Bu 50 TL arkadaşlar. 50 mi 60? 50 bu. 50 TL. Şöyle bir tane penye aldım ama çok güzel, kaliteli yani. Öyle basit bir şey değil. Bir takıma bayıldım böyle ama onu da göstereceğim size. Şöyle yelek. Bu da çok güzel. Bu da 95 TL'ydi. Şöyle. Bu da uzun. O kadar yorgunum ki yemin ederim nefes alamıyorum yorgunluktan. Ama sizin için de dur şöyle düzlendireyim kendimi de. Ondan sonra şöyle bir tane ferace gibi kısa bir şey aldım. Yani uzun ama bileğe kadar. Şöyle arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle. Gülşah'la benim tarzım oldukça farklı. O yüzden şöyle görüyor musunuz? Eğer böyle ben tesettürlü biri bana çıkarsa ben şunları çıkartayım mı? Kız bunlar küpe mi? Bu ne? Bunlardan beğenirseniz kime çıkarsa ben onu alırım. Şunlar küpe mi lan? Neyse şunu takayım ya. Boşver, ben ne yapacağım. Kadar fenayım ya. Ama çok güzel arkadaşlar. Böyle bir takım. Yani alt, üst. Ondan sonra şunu aldım. Bu da çok güzel. Evin içinde, odada, parkta, piknikte. Bunu aldım ya. Şimdi buna bakın. Bunun üstüne de şunu aldım arkadaşlar. Hani renkleri birbirini tamamlıyor gibi. Şöyle bir şey aldım. Bu da 95 liraydı. Bu da 30 muydu? Neydi? 25? 30'du herhalde. Böyle. Şuradan 95 lira verdim ya. Gerçekten. 75 liraymış kız. 75 de aslında buna çokmuş kız. Biraz içim acıdı ya buna. O da annem dedi simli bir şey yok. Simli alalım. 3 takım var ölüm. Çok güzel. Bu ne kız? Bu da. Bu da böyle bir şey. Oha bunlar çok büyük. Neyse ben bunları bir deneyeyim. Olursa ben kendime de alırım. Bunlar 50 liraydı arkadaşlar.
Şöyle. Şunlar da 45 liraydı. Şöyle hardal. Beni öldürsen ben bu rengi giymem. Ama annem aldı yani Gülşah'a. İşte o giyer dedi. Onun siyahını da aldım 45 liraya. 90 lira tuttu. O da bu şekilde. Çok güzel o da. Kumaşları çok güzel arkadaşlar. Gülşah yoruldum. O yeşil var ya az önce. Onun siyahını aldık. Şöyle. Evin içinde namaz kılarken giyinsin. Ondan sonra kardeşime bir tane hediye çanta aldım. Böyle. İçi de oldukça güzel, geniş. Sonra kendime de hediye aldım Gülşah. Kendime de bir tane terlik aldım şöyle. Yazlık. Bu da 40 liraydı sanırım. 40 liraymış. Bir tane böyle rahat bir terlik aldım. Böyle. Bir de kendime almasaydım kendimi yırtardım ben orada. Şöyle bir tane de çanta aldım. Şöyle yandan. Bu da 35 miydi? 30'du bu. Şöyle yandan. Ben bunu taksam böyle hediye paketi gibi olurum aslında. Şişkoyum mu şimdi? Şimdi asıl özel mevzulara gerek. Ay. Şöyle arkadaşlar bakın bu ölüm. Buna bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bayıldım da yazıklar olsun. Bu asla kardeşime girmez. 50 beden diyor ama oha hiç bakmamışız. Hiç bakmamışız lan orada. Şöyle bir takım. Üstü bol. Hiç ümidim yok bu Gülşah olacak. Böyle lastikli altı ama çok güzel kumaşı. Çok hoş yani. Ona üzüldüm şimdi biraz. Ondan sonra şöyle bir takım aldık. Bu Gülce'de normalde 200'lü küsürdü arkadaşlar. Ama ay Hasan ödüm koptu. Hasan! 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 Tavşanı atmış. Ben de fare zannettim birden. Böyle bir takım arkadaşlar. Bu bildiğin pardüsü gibi. Çok güzel ama. Bunun altı da var. Çok güzel bu takım. Şöyle alt. Şöyle. Bu da onun şeyi. Bayağı bir uzun ferace. Çok güzel yakışacak. Benim boyum 1.65 de kardeşim 1.75 mi? 1.70 mi? Öyle bir şeydi. Pişt, gel buraya gel. Bu da böyle bir renk. Mutlu. Böyle arkadaşlar. Upuzun. Çok güzel bu bence. Onun altına da bu. Aynı renk. Şimdi ben bunlara yarın eşarp ve şey alacağım. Ayakkabı. Başka da bir şey yok kızlar. Bunların hepsi var ya. Bilmiyorum totali ne kadar tuttu ama 1300 falan 1200-1300 liraya yakın tuttu bu aldıklarım. Daha ayakkabı falan. Ulan sen benim ödümü koparttın. Gel. Gel buraya. Gel. Gel ölürüm sana. Gel yanıma. Şöyle yapıyor ya bak şöyle duruyor duruyor sağa sola bakıyor bir de böyle böyle sanki teymim alıyor. Allah'ım ben orada onu yemek istiyorum ya. Mutlu. Arkadaşlar çok yoruldum. Gerçekten yoruldum. Aldıklarımız bu kadardı. Tamam mı? Bu kadardı ama ben yarın da eşarp falan alacağım ya onları da gösteririm size. Ayakkabı da alacağım. Onları da gösteririm isterseniz. Bu şekildeydi. Şimdi ben bunları güzelce yerleştireyim, katlayayım. Poşetlerine tekrardan koyayım. Ondan sonra kendime bir çay demleyeceğim. O kadar yorgunum ki pizza yedik.
gittikten sonra hiçbir şey içmedim. Biraz dinleneyim. Hasan'la Mutlu'nun yuvasını bahçeye yapmış. Onu da size göstereyim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, Hasan ne yapmış? Hasan ayakkabıla. Ya çok güzel. Bir de oraya da cam yapmış. Aşkım sevindin. Ayakkabılık da bu. Ayakkabıları da gitmiş atmış öyle de. Neyse bir şey olmaz. Eline sağlık ya. Çok güzel olmuş. Tam konfes oldu. Yemin ederim var ya, bayıldım ya. Aşkım. Bak. Çık çık. Burada hava da alır biliyor musun? Aynen. Sakallarına. Ölürüm ben sana ya. Tamam, o biraz evde dönsün. Temizle. Gel Mutlu. Oy. Nasıl tatlısın sen ya. Niye yemini döktün hemen? O döküyor. Ben ona bugün ot verdim. Bana görmüş. Nasıl böyle koklamaya çalışıyor. Şunu buraya geçirdim mi yapmıyor da. Şey ne olacak canım? Çamaşır serisini de oraya almışsın. Burada çalışayım için onu oraya koydum. Ha iyi. Aşkım. Neyse eline sağlık canım. Sağ ol. Çayımızı içiyoruz. Şimdi ben iki tane pasta aldım. Hasan bir muzlu var ya senin. Yok, çikolatalı aldı. Onu yemeyeceğiz dolapta. Ben kendime bunu aldım. Bir de bunu kızlar, şu var ya dehşet. Bu ölüm. Ballı badem. Böyle bir şey yemedim ben hayatımda. Her gün bana bunlar alasam. Ekler aldı. Hasan yarısını yemiş. Bir 2-3 tane bunlar kalmış. Çayımız da burada. 4 tane miydi? Ben 6 tane dedim. 4-5 dedim. 4 tane. Evet. Şimdi Samet geldi. Emre gelecek. Emre'nin haberi yoktu herhalde, bilmiyorum. Belki de unutmuştur. Koş. Tavşandan. Koş. Emre geldi mi salacağım üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Niye zıplamıyor bu şimdi? Bak bak. Uy, nasıl ayağa kalkıyor lan. Koş. Evet, şimdi. Sakın Fikret'i karıştırma. O eski Fikret artık yok. Emre hoş geldin. Orayı lan öyle. Fare sandı ha. Ya ulan. Ulan sen niye hemen çıktın ulan? Çıkmasaydı Emre'nin ödülü kopardı. Ben onu ezerdim, özür dilerim. Emre. Emre atom mu parçalıyorsun, gel. Kusuruyor mu? Hayır. Lan 1.90 boysun, utanmıyor musun? Gel vallahi gel. Bana atarsan. Atar atla. Hayır, kapı açık kalsın ya. Ne, oksijensiz kaldım. Yok. Emre. Büyüğü çıksın, dur büyüğü çıksın. Aşkım. Bırak. Bırak. Tut oğlum, tut oğlum. Tut oğlum. Tut oğlum. Bu kadar büyüyecek. Senin kadar mı? Bu kadar büyüyecek. Allah aşkına. Valla. Ulan bu Samet'in geçen gün bana bir tane attı. Şu bacağım kadar uzun. Tut oğlum. Hasan sen ne yapacaksın? Bu pasaportu savaştıracak mı o kadar? Ha yattı oraya Allah. Ne yaptı? Yattı. Ha yattı. Evet arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik. Yoruldum. Bayağı bir yorucuydu. Normalde ben bu videoyu bugün çektim ama dün Emreler gelmişti. Züleyha'yı izliyorduk. Çukurova'yı. Öyle bir hatıra olarak kalsın dedim. Bugünün kapanışı için. Aklınız karışmasın. Yani cuma günü alışveriş yaptım. Videonun sonunda da böyle kapanışı yapayım dedim. Birkaç kişi Instagram'dan da yazmıştı ama YouTube'dan da yazanlar oldu. Şu aldığım bu çerçeveler var ya. Onu da abla hediye edebilirsin. Hani her zaman gördükçe seni hatırlarız diye. Ama bilmiyorum işte kime çıkarsa sorarım. Bunu mu istiyor, elbise mi istiyor, ne istiyorsa. Bu arada Gülşah Hanım için elbiseni buraya attım. Arkadaşlar şöyle bir şey. Benim telefonumun arkası kırılmış. Ama ben nasıl kırıldığını inanın bilmiyorum. Belki sabah uyku sersemi, o komodim var ya, oraya vurmuş olabilirim. Arkası çatlamış. Neyse sağlık olsun, bir şey olmaz da. Hani üzüldüm ben. Şu an telefon bana harammış gibi geliyor, yemin ederim. Of, yoruldum. Böyleydi arkadaşlar. Bugünlük. Ben de biraz dinleneyim.
Yarın da biraz alışveriş yapacağım. Annem de mesaj atıp duruyor. Şunlar böyle kalsın. Bunları şimdi değil de yarın işte tam alışverişim bittikten sonra paketleyeceğim. Tartacağım ona göre. Kadere söyleyeceğim. O da inşallah getirir getirmezse pazartesi kargoya vereceğim. Almanya için bu şekilde arkadaşlar. Biraz gerçekten yoruldum. Bu arada bizim Minna'nın yuvası ne kadar güzel ama o kadar üzgünüm ki sanki böyle onu dışlamışız gibi duruyor ya. Böyle kurban olurum ben. O çok tatlı. Görüyor bizi nasıl geliyor böyle. Oh, yoruldum arkadaşlar. Bana söylemek istedikleriniz varsa yazın yorumlara. Ona göre ben de kendimi şekillendireyim. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.